Merhaba masal arkadaşım. Bugün sana Tertipli Çocuk masalını okuyacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Tertipli Çocuk. Bir çocuk varmış. Eşyalarını toplamaktan hiç hoşlanmazmış. Bir gün yerlerde atılı duran eşyalar aralarında konuşuyorlarmış. "Sen neden bu hala buradasın? Bu saatte okulda olman gerekmiyor mu?" diye sormuş ceket ders kitabına. Ders kitabı, "Evet, ama dağınık çocuk okula giderken beni aradı, bulamadı. Sonunda beni almadan gitti," dedi. Çorap, "Ben tam 3 gündür burada yatağın altında sıkışıp kaldım. Kimse beni görmüyor," dedi. Tişört, "Ben tertemiz bir tişörttüm. Beni dolaptan çıkarttı, sonra yere attı. Üstelik dağınık çocuk odada yürürken üstüme basıyor. Hem kirlendim hem buruştum." "Bir fikrim var," demiş pantolon. "Dağınık çocuk benim cebimde otobüs biletini unutmuş. Hep birlikte otobüse binip gidelim." diye bağırmışlar. Hep birlikte yola çıkmışlar. Otobüs onları yemyeşil kırlara götürmüş. "Ne kadar güzel bir yer burası. İyi ki yatak altlarında, dolap kenarlarında beklemek yerine buradayız." Saklambaç oynamışlar, yerlerde yuvarlanmışlar. Tozlanıp çamurlandıklarını hiç aldırmıyorlarmış. Tekrar otobüse binip eve dönmüşler. Bütün eşyalar daha önce atılmış oldukları yerlere aynen uzanıp yorgunluktan uyuyakalmışlar. Çocuk okuldan dönüp eşyaların halini görünce, "Aman Allah'ım, yerlere bıraktım diye ne hale gelmişler?" demiş. O günden sonra eşyalarını hep yerli yerinde tutmuş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı yazanın başına, biri okuyanın başına, biri de bu masalı dinleyenin başına. Ya masal arkadaşım, tertipli düzenli olmak çok önemli değil mi? Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemen YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.